Herkese iyi akşamlar. Bugün 8 Eylül günlerden pazar. Ben Burak Birsen. Efendim yaz sezonunun son yayınını yapıyoruz bugün. Yaz sezonunu noktalıyoruz. Güzel bir yaz dönemi geçirdik. En azından ben kendi adıma öyle bir dönem geçirdim. Sizler de umarım keyifli bir sezon geçirmişsinizdir. Yaz sezonu gerçi 16 gündür de aralıksız birlikteyiz. Her akşam saat 19'da birlikte olduk şu son 16 günde. Umarım keyif almışsınızdır efendim. Bugünün tabelası değer mi diye sorduk. Çünkü değer mi diye sorguladığımız o kadar çok konu var ki bugün biraz onları konuşacağız aslında. Ve manşetimizi atalım hemen. Efendim Narin 19 gündür kayıptı. 19 gündür herkes dağ, dere, taş her tarafı aradılar. Her taşın altına baktılar. Kilometrelerce alan tarandı. Ama işte bugün o aranan noktalardan birinde bir ihbar üzerine gittiler. Derenin içinde çuvala gizlenmiş bir şekilde 8 yaşındaki Narin'in cansız bedeni bulundu. 21 kişi de gözaltına alındı. Narin! Şahsi kıyafetleriyle birlikte sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. Tüm Türkiye 19 gündür kayıp Narin'den gelecek iyi bir haberi bekliyordu. Diyarbakır'dan kahreden haber geldi. Narin'in katledildiği ortaya çıktı. Türkiye yasa boğuldu. 8 yaşındaki çocuğun cansız bedeni evinin 1,5 kilometre uzağında dere kenarında bulundu. Cenazesi bir çuvalın içindeydi. 21 kişi gözaltına alındı. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. 21 Ağustos'ta Diyarbakır Bağlar'da en son böyle görüntülenmişti Narin Güran. Kur'an kursundan çıktı, bir daha da gören olmadı. Ekipler Tavşantepe Köyü ve çevresinde Narin'i bulabilmek için seferber oldu. Önce abisi gözaltına alınıp serbest bırakıldı, sonra da amcasının kullandığı araçta Narin'in DNA örneğine rastlandı. Amca tutuklandı. 19. günde ise acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun. Kaybolduğu gün taktığı eşarp ve elindeki Kur'an'la beraber konulmuştu Narin çuvala. Cansız bedeni bulunduğu an köye giriş çıkış yasaklandı. Soruşturma derinleştirildi. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı mesajlarında Narin'in ailesine başsağlığı dilemedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı da benzerdi. Yine aileye taziye yoktu. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum. CHP lideri Özgür Özel de cinayetin her detayıyla aydınlatılmasını istedi. Narin'in cansız bedeni ise otopsi için adli tıbba gönderildi. Bir Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle 3 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirildi. Bir haftadır tutuklu olan amcanın yanı sıra 21 kişi daha gözaltına alındı. Canice öldürülen Narin hayattan koparılmasaydı 9 Eylül'de okula başlayacaktı. Ondan geriye kaymakamlığın hazırladığı bu video kaldı. Narin'in gülen gözlerini kim ya da kimler soldurdu henüz belirlenemedi. Türkiye 19 gün Narin'i bekledi, artık adaleti bekliyor. 19 gün boyunca gerçekten tüm Türkiye olarak umudu korumak istedik. İnanmak istedik Narin'in yaşadığına, bulunacağına. Ama maalesef olmadı. Biliyorum Türkiye ağladı. Bugün kahroldu. İçinizden bir şeyler koptu gitti Narin'le beraber eminim. Çok üzücü, inanılmaz, trajik bir olay gerçekten. Peki kim suçlu? Bunu kim yaptı? Bu vahşice olayı kim gerçekleştirdi? Elbet bulunacaktır. Ama bir detay var bakın, Cumhurbaşkanı dahil tüm bakanlar başsağlığı diliyorlar ama aileye başsağlığı dilemiyorlar efendim. Aileye başsağlığı dilemiyor yönetenlerimiz. Elbette bir sebebi vardır diye düşünüyoruz. Şimdi efendim bir son dakika gelişmesini de paylaşayım bu haberle ilgili. Anadolu Ajansı az önce duyurdu.
Anadolu Ajansı geçti haberi. O yüzden biz de sizlerle paylaşalım istedik. Annesi, babası Narin'in, iki abisi, üç amcası, cezaevinde tutuklu bulunan amcasının da karısı gözaltına alınanlar arasında. Çok önemli bu bilgi. Anadolu Ajansı'nın az önce geçtiği haber, Narin'in annesi, babası, iki abisi, üç amcası ve cezaevinde tutuklu olan amcasının eşi de gözaltına alındı. Bugün Narin'in cansız bedenine ulaşıldıktan sonra efendim. Bu bilgiyi de paylaşalım. Daha fazla bilgi neden paylaşmıyoruz diye soran izleyicilerimiz oluyor. Efendim yayın yasağı var. Soruşturmaya ilişkin. O yüzden fazla bilgi veremiyoruz. Soruşturma doğru yönde ilerlesin diye. Efendim şimdi geçelim bir başka konuya. Allah'tan rahmet dileyelim Narin'imize de. Şimdi Teğmenler mezuniyet töreninde kılıç kuşanıp and içmişlerdi. And içen Teğmenlerin tartışması birkaç gün sürmüştü. 8 gün sonra da dün yani Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Ne dedi kendisi? Kılıçları kime çekiyorsunuz dedi Teğmenlere. Birkaç kendini bilmez temizlenecek dedi. Dün tepkiler olmuştu Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine muhalefet tarafından. Bugün Ekrem İmamoğlu da konuştu. O da dedi ki her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin. Bunu altından yok darbeymiş, oymuş, buymuş, düşmanlıkmış. Hadi oradan, hadi oradan. Bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çekti. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bu gençleri Atatürk'ün askeri dedikleri için böyle hırpalamak bir cumhurbaşkanının yapacağı iş midir? Yarın da Teğmenler haykırmış aldatıldım der mi bilmiyorum. 30 Ağustos'ta harbiyeden mezun olup vatan savunmasına ilk adımı atan Teğmenlerin tören sonrası kılıç çatıp Mustafa Kemal'in askeri seslenişleri, içtikleri ant, Erdoğan'ın 8 gün sonra sessizliğini bozup kılıçları kime çekiyorsunuz sorusu ve kendini bilmez birkaçı temizlenecek çıkışı. Tansiyon bir çıktı düşmüyor. Ya bu memleketin kurucusu evinin yatağını görmemiş, hayatını cephelerde geçirmiş ebedi başkomutana teşekkür ediyorlar. Bunun nesi suç? Allah aşkına derdiniz ne sizin? Burada neyi büyütüyorsunuz? Bütün araştırmalar hepsi yapılıyor. Birkaç tane kendini bilmez temizlenecek. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Devletin başındaki insanın da şefkatini görmek isteyen pırlanta gibi gençler. O gençlerin heveslerini kırmayın. O gençlerin heveslerini size kırdırmayacağız. Yıllardır devam eden bir ritüel. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde de yapıldı. Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de yapıldı. FETÖ kumpası mağduru CHP'nin genel başkan yardımcısı Gölge Milli Savunma Bakanı Yankı Bağcıoğlu bu yıl büyük tartışma yaratan kılıç çatma töreninin yeni mezunlarca geçmiş yıllarda da yapılan bir ritüel olduğunu deniz ve havacı teğmenlerin 2021 yılı görüntülerini paylaşarak gösterdi. Tıpkı 2022'de de yapıldığı gibi. Layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına. Yapılan andın sözlerini inceleyin lütfen. Sözlerinde hiçbir suç unsuru yok. FETÖ döneminin haysiyet cellatlı uygulamaları yapıldı bu çocuklara ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir, kim olursa olsun ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyor. Erdoğan'ın sözlerinden sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın inceleme ve araştırmasının nasıl sonuçlanacağını da gözler. Ama gerilim düşecek gibi değil. Teğmenlere söylüyorum. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeye devam edin kardeşim. Atatürk'ü benimsemeyenler, ona saygısızlık edenler bilsinler ki 86 milyon insanımıza saygısızlık yapıyorlar. Milleti değil, kendilerini aşağıya çekiyorlar. Kendilerini. İzlediğiniz haberde de 2021 yılında da aynı andı içiyor Teğmenler ama o zaman böyle kavga gürültü kopmuyor. Neden o zaman bu kadar kavga gürültü kopmadı? Tepinilmedi üzerinde, günlerce konuşulmadı. Bir sebebi olması gerekiyor değil mi? Dün normal karşıladığınızı, 3 yıl önce normal karşıladığınızı bugün anormal karşılıyorsunuz durduk oturduk yere. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da zaten ilk başta belli ki normal karşılıyordu. 8 gün sonra bir açıklama yapma gereği duydu. Tekrar konuyu ısıttı kendisi de. Ama bakın
Bazı medyaya baktığınız zaman zaten bunu çok net görüyorsunuz. Sabahtan akşama kadar teğmenlerle yatıp teğmenlerle kalkıyorlar. Sadece onu konuşuyorlar. Ve bir bakmışsınız ki ekonomiden, eğitimdeki sorunlardan, sağlıktaki sorunlardan, başka sorunlardan, çok daha önemli hayati sorunlarımızdan ve onlara kafa yormaktan bahsedilmiyor. Çözüm üretmekten bahsedilmiyor. Yani gündem bir şekilde buradan buraya saptırılıyor. Yani o yüzden çok fazla kıyamet koparılacak bir şey yok bunda. İşte 2021'de hiçbir şey dememişsiniz. Yine aynı şekilde devam edilebilirdi ama hayır. Şimdi Türkiye'nin çok önemli sorunları olduğu için orayı görmeyin. O tarafa bakmayın, ekonomik krizle ilgilenmeyin, bununla ilgilenin der gibi bir hava var ortalıkta. Efendim AK Parti içinde de kılıçlar çekilmiş durumda. Daha önce ekrana getirmiştik. Ya vallahi bir kıyamet koptu gidiyor AK Parti'nin içinde. Birbirlerine düştüler bu meseleyle ilgili. Bakın şimdi Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından sonra, açıklamalarından sonra işte bu diye bir sevinç mesajı attı. Sonra Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı kendisi. Cumhurbaşkanı son noktayı koydu dedi. Başta ama daha farklı konuşmuştu Yiğit Bulut. Şimdi bunu attı. Böyle bir mesaj attı. Mücahit birinci topa girdi bu sefer. Yiğit Bulut'a yüklendi o da. İstifa et Yiğit Bulut dedi. Bu kılıçları kime çekiyorsun? Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması son noktayı koydu. İşte bu. Milletin seçilmiş iradesine kılıç çekenlerin ordudan temizlenmesi şart. Orduyu sen eğer temizleyeceksen ne olduğu belirsiz tarikatlardan temizleyeceksin. Senin partin bölünmüş. Algını ordu üzerinden yapma. Atatürk üzerinden yapma. Algıyı değiştirmek için o gencecik subaylara iftira atma. Muhalefet Erdoğan'ı teğmenler üzerinden algı yapmakta suçlarken, partin bölündü derken, geçen hafta birbirlerini çer çöp dışlanmış kripto FETÖ'cü, fitneci, hadsiz sözleriyle hedef alanlar bu kez Erdoğan'ın açıklamalarında birleştiler. Ama kavga kaldığı yerden daha da sertleşerek devam etti. Külliyeden reisin arkasına sığınıp hayasızca bize çemkiren, parmak sallayan şimdi ne yapacak? Külliyenin o zihniyette olanlardan temizlenmesi şart. Çağ dışı kafayla bütün teğmenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan birkaçı iyi okuyun. Başkomutanın, ordu milletimizin gözbebeğidir. Birkaç kendini bilmez, onlar da temizlenecek vurgusu çok önemli. Anlayana. Bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyor. Kendi partilerinde dahi uzlaşamadıkları bir konuda bu kadar sert bir tavır takınılmasını anlamak mümkün değil. Cumhurbaşkanımızı tanımayan bir baş danışman olmaz. Çerçöp ve FETÖ artığı sözlerinin kapsamına bakın kim girdi. Bu saatten sonra orada yeriniz yok. Sayın Yiğit Bulut, istifa ediniz. Teğmenlerin yemini üzerinden rahatsızlık bildiren AK Partililere Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Yiğit Bulut fitneci demiş. Erdoğan'ın eski danışmanı, eski AK Partili Mehmet Metiner'le karşı karşıya gelmişti. 8 gün sonra sessizliğini bozan Erdoğan'ın istismarcılar temizlenecek çıkışı AK Parti'deki rahatsızları memnun etti. Yiğit Bulut ise istifasını isteyen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci'yi sosyal medyada engelledi. AK Parti içindeki kavga daha da şiddetlendi. Yiğit Bulut, pardon ama kafan yerinde mi senin? Ayık mısın? Beni engellemen çözüm mü? Sen bizim sosyolojiye sırf korsan gösteri yapan askeri öğrencilere tepki verdiler diye çerçöp, FETÖ artığı şeklinde hakaret etmiş adamsın. Defol git. AK Parti'deki rahatsızlık artık dışarı taşıyor. Her tartışmalı konuda saflar ayrılıyor. Son örneği de teğmenler üzerinden sosyal medyada ve gözler önünde yaşandı. Ya çok ağır ithamlar aslında. Yani kelimeler de güzel seçilmemiş. Böyle çirkin kelimeler kullanıyorlar birbirleri hakkında. Koca koca insanlar, işte basın danışmanı, Cumhurbaşkanı basın danışmanı, zamanında basın danışmanlığını yapmış, AK Parti'de üyelik yapmış falan insanlar bunlar. Yani çok kaba kelimeler kullanıyorlar. Ama görüyoruz ki külliyedeki AK Partililer var, bir de külliye dışındaki AK Partililer var. Yani bir şeyler oluyor AK Parti içinde. Bir böyle çekişme söz konusu. Ama emin olun, bakın, Cumhurbaşkanı yarın çıkıp hani araştıracağım falan demişti ya dünkü konuşmasında. Daha bakacağız buna demişti. Cumhurbaşkanı yarın çıkıp dese ki araştırdım ben, bunda sorun yok dese, ya inanın bakın, şu tweetleri atanların hepsi U dönüşü yapar. Onu siler, başka tweet atarlar. Yani hep konuşuyoruz ya, kim daha çok reisçi?
Kim daha iyi AK Parti'de? Kim reisini daha çok seviyor? Onun yarışına giriyor koca koca insanlar. Biz de güldürüyorlar böyle. Şimdi efendim Ankara'ya gideceğiz yeniden. CHP kurultayını tamamladı efendim. Ve erken seçim hazırlıklarına da başladı. Oranı daha da yükselmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kısa sürede iktidar partisi olması kaçınılmazdır. Ayağa kalkın ve bu partiyi iktidar yapın. Size güveniyorum, size inanıyorum. CHP tüzük ve program kurultayı değişim ve iktidar sloganlarıyla tamamlandı. Genel Başkan Özgür Özel'in iktidar yürüyüşü için ayağa kalkın çağrısı yaptığı milletvekilleri, örgüt yöneticileri, belediye başkanları, delegeler hep birlikte genel merkez önünde aile fotoğrafıyla iktidara hazırız mesajı verdi. Biz işte hazırlığımızı yaptık, tüzüğü değiştirdik. Aradıkları çatlakları falan bulmaya heveslenenler bu sefer de hayal kırıklığına uğrayacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak yoluna devam ediyor. 4 Eylül'de Sivas'tan başlayan kurultayda partinin anayasası sayılan tüzük değişikliğini, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa farklı başlıklarda gerçekleşen program çalışmaları izledi. Sonuç bildirgesine de iktidar mesajları damgasını vurdu. 2. yüzyılda Atatürk'ün vasiyetini yerine getirelim. Bizim de iktidarı 4 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Özgür Özel erken seçim tartışmalarına tarih de vererek noktayı koydu. Kasım 2025 için hodri meydan dedi. Tüzük ve program kurultayı CHP'nin seçim startı oldu. CHP kadroları kurultay salonundan alanlara çıkacak, dert dinleyecek, çözüm üretecek. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Genelde iktidar sıra genelde. Genel Başkan Özgür Özel'in Sivas'tan iktidar yürüyüşü sloganıyla başlattığı CHP kurultayı burada sona eriyor. Aile fotoğrafı için şimdi rota CHP Genel Merkezi. Kurultay maratonunu sonlandıran CHP'nin gözü Can Atalay için ikinci kez olağanüstü toplantı çağrısı yaptığı meclis başkanının vereceği yanıttaydı. Mecliste kanın aktığı yumruklu kavgalı ilk olağanüstü toplantının ardından ikinci çağrıya Numan Kurtulmuş'tan red yanıtı geldi. Olmaz Sayın Başkan. Meclisin itibarına da milletvekili haklarına da bu bir hakarettir. Efendim sizden gelen bir mesaj okuyayım. Güvenç Hanım demiş ki değer mi şu 3 günlük dünyada bu kadar vicdansızlık? Allah'a emanet yaşıyoruz. Başka koruyan kollayan yok. Allah'a emanet karnımız doyuyor. Allah'a emanet nefes alıyoruz demiş. Evet, koruyan kollayanın kim olması gerekiyor? Yönetenlerin, iktidarın koruyup kollaması gerekiyor işte. Yurttaşı öyle kimsesiz gibi bırakmaması gerekiyor aslında efendim. Şimdi Ekrem İmamoğlu diyeceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi'ye zamanında ne diyordu? Diktatör diyordu, katil diyordu. Evet, onları söylüyordu. Geçtiğimiz hafta Ankara'da ağırladı Sisi'yi. Aziz kardeşim diye hitap etti. Ekremoğlu günün bombasını patlattı bugün. Ne dedi? Efendim, şunu da söyleyeyim tabii, hatırlatmayı yapayım size. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım mı, Sisi mi diyordu. Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetiyordu Cumhurbaşkanı. Ekrem İmamoğlu da bugün şunu istedi. Bana da kardeşim demesini beklerim dedi. Şükran Asgar. Sol. 2019'da bana ne demişlerdi? Sisi katildi değil mi? Benim de adım Sisi'ydi. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Şimdi ne oldu? Kardeşim. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, hoş geldiniz diyorum. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi? Bari öyle bir şey desin ya. 12 yıl aradan sonra Ankara'da aziz kardeşim diyerek karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce darbeci, zalim dediği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi. Ekrem İmamoğlu eski sözlerini hatırlattı Erdoğan'a, bana da kardeşim demesini beklerim dedi. Sisi denilen kişi bir zalimdir. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim. Bana da kardeşim demesini beklerim herhalde değil mi? Gülelim. Gülünecek durum bu, biliyor musunuz? Hüzünlenelim ama bir de gülelim. Onlar bu tür zıtlıklarıyla tarihe geçsin. Bilecik'teydi Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bozüyük Kurtuluş Savaşı anayevi açılışındaydı. Erdoğan'a Sisi üzerinden yüklendi. Sonra parti içi birlik beraberlik mesajı verdi. Aramıza
nifak sokmak isteyenler olacak. Aman ha, aman ha, amasız fakatsız. Detayları bir kenara bırakarak tek hedef var. Bu memlekete en güçlü cumhuriyetin ve demokrasinin hissedildiği günleri hediye etmek. Bu yoldan vazgeçmeyiz, vazgeçmeyeceğiz. O kadar omuz omuza, o kadar yan yana sıkı bir biçimde duracağız ki sızmasını sağlamayacağız. Programın sonunda da Bozüyük Belediye Başkanı'ndan Cumhurbaşkanlığı vadeli bir hediye geldi. İmamoğlu'nun yanıtı yine temkinliydi. Bu padişahların fermanlarında da kullandığı bir tüp. Ben bunu Ekrem Başkanımıza Cumhurbaşkanlığı seçildiğinde Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbatasını koymak üzere hediye ediyorum. Günü geldiğinde en doğru kararı, en doğru isme hep birlikte karar verecek büyük bir aile olduğumuzu unutmayın. Ben başkanımızın bu hediyesini o kişi kimse ona vermek üzere teslim aldım. Ekrem İmamoğlu bir gün önce de Eskişehir'deydi. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak ziyaretlerine devam ediyor. Hepsi güzel olacak, hep güzel olacak. Yarın Cumhurbaşkanı'nın. Siz gider Sisi'ye, diktatör dediğiniz Sisi'ye aziz kardeşim derseniz tabii İmamoğlu'nda hakkı, Ekrem İmamoğlu'nda hakkı değil mi? O da kardeşim demenizi bekliyor. Haklı bir talep. Bakalım Cumhurbaşkanı acaba kardeşim diyebilecek mi? Onu göreceğiz. Elin Sisi'sine kardeşim diyorsa ona da demesi lazım çünkü. Efendim Dilan Polat, Engin Polat çifti biliyorsunuz 40 yıl gibi bir cezayla yargılanıyorlardı. Ceza isteniyordu. Epi topu 10 ay yattılar ve salıverildiler. Şimdi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çok ciddi bir iddia ortaya atmıştı. Dün vermiştik, paylaşmıştık. Ne demiştin? Nasıl çıktıklarını biliyorum ama anlatamam, yazamam sosyal medyada, paylaşamam sizlerde demişti. Bugün iddiasını bir adım öteye taşıdı. Tahliye öncesi iki siyasetçinin pazarlık yaptığını söyledi. Bu karar çıkmadan önce tesadüfen bir arkadaşım iki politikacı arasındaki konuşmayı, konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bu dava ile ilgili yazılı olarak aktardı. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, pazarlık olmuş, iktidar telaffuz edilmiş. 40 yıl hapisleri istenirken 10 ayda serbest kaldı Dilan Engin Polat çifti. Tahliye kararı siyasetin de gündemi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, tahliye kararının nasıl alındığını biliyorum ama yazamıyorum demişti. Bu kez konuştu. Detay vermedi ama o da tıpkı eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar gibi rüşvetle serbest kaldılar imasını dile getirdi. Karar çıkmadan aktardı. Bu konuşmayı yapanlar da bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum. Başkaları da biliyor. Paylaşmam iki kişinin de iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bundan dolayı da paylaşmak hukuken doğru değil. Her şey yalansa Polat çiftinden çıkın özür dileyin. Değilse karar sürecindeki mübaşirden savcı ve hakime kadar hepsinin, hatta 7 sülalesinin mal varlığını, para trafiğini araştırın. Yolsuzluk varsa burunlarından fitil fitil getirin. Getirin ki ibret olsun aleme. Böylesine adi suçlular arkasındaki siyasiler eliyle birdenbire tahliye edilebiliyorlar. Ülkem adına utanç verici. Kara para aklamakla, sahte faturayla suçlanan Engin Polat'ın da eşi Dilan Polat'tan sonra tahliye edilmesiyle polemik alevlendi. Ümit Özdağ mahkeme kararından hemen önce bir arkadaşının iki siyasetçi arasında geçen diyaloğa şahit olduğunu, miktarın da telaffuz edildiği pazarlığı duyduğunu aktardı. Ama kanıtı yok dedi. İki kişi arasında bir konuşma olmuş, pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu ve bu bilgi bunlar olmadan geçen hafta gelmiş bir bilgi. Serbest kalmakla yetinmediler. Dilan Polat enerji, enerji diyerek hökürmeye devam ediyor. Enerji! Bu parayı kazananlar, bu parayı onlara kazandıranlar, kazanılan parayı önemli ölçüde onlardan alıp bölüşenler, yani arka taraftaki asıl aktörler kimse, bu sürece müdahale edip onları da tahliye ettirenler onlar. Ay kocam geldi, arabanın sesinden tanıdım. Tutuksuz yargılanması da bir kişinin onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Onu bırakalım, yargı işini yapsın. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sürecinin devam ettiğine dikkat çekti. Siyasetin tepkilerine karşı bırakın yargı işini yapsın diyerek.
Siyaset bir yandan nasıl serbest kaldılar sorusunu sorarken diğer yandan da tahliye ile ilgili rüşvet iddia ve imaları dile getirilmeye devam ediyor. Şu Dilan Polat'ın o tahliyeden sonra enerji diye bağırması sizde rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Bir sorayım isterim. Çünkü yani beni çok rahatsız ediyor. Benimle dalga geçiyorlarmış gibi geliyor bana. Bilemiyorum size nasıl geliyor ama yani ne oldu da bu kadar seviniyorsunuz? Değil mi? Kaldıkları yerden hayatlarına devam edecekler. Ve korkunç iddialar var. Bakın yani Şamil Tayyar dün diyor ki savcısı hakimin mübaşiri 7 sülalesine kadar araştırılsın mal varlıkları diyor. Bugün yine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın söyledikleri tahliye öncesi iki siyasetçi iddiası çok çarpıcı. Ve Adalet Bakanı dün ne diyor? Genel geçer bir açıklama yapıyor, geçiştiriyor konuyu. Acaba bu iddialar araştırılacak mı? Ben de bir yurttaş olarak bunu merak ediyorum açıkçası. Yoksa her zaman yaptığınız gibi en güzel yaptığınız şey kulağınızın üstüne mi yatacaksınız? Duymamazlıktan, bilmemezlikten, görmemezlikten mi geleceksiniz? Açıkçası inanıyorum ki benle beraber milyonlar da bu soruların yanıtını bekliyorlardır. Efendim şimdi Ankara'ya gidelim. Ankara'da bir eylem vardı. Hak arayanlar hepsi ama o eylemde buluştu. Ben 3600 günü tamamladım. Ancak bu kadar tamamlayabildim. Şu anda onkoloji tedavisi görüyorum. Eşim sadece 12.500 aldığı için hiçbir şekilde geçinme şansım olmadığı için evimi kapattım. Babamın emeklisiyle geçiniyorum. Çok uzun zamandır uyuyamıyorum. Stresten dolayı bu ay primim geldi yatıramadım. Emekli olamadım. İki tane çocuk okutuyorum. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Maddi manevi bunalımdalar. Elif İrem Özdemir bir anne bir eş. Ama maddi zorluklardan dolayı eşiyle evini ayırmak zorunda kaldı. Babasıyla yaşıyor. Aynı zamanda kanser hastası ama emeklilik hakkı için meydanlarda. Levent beş kardeşler de iki çocuğunun geleceği için emeklilik hakkını istiyor. Primleri tamam ama yaş mağdurları. EYT çözüldü mü? Hayır. Ne huzur var, ne mutluluk var. Çocuğuma tek bir lira harçlık veremiyorum. Eşim de babasına bakıyor. Onun evinde oturuyor. Arada görüşüyoruz. Dikkat ederseniz elim titriyor. Hiçbir tedavisi yok. Tamamen sinirsel diyorlar. Küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Prim ödeme gün sayısını SKK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Hayatımda ilk defa aldığım bir sıfır arabamı Sayın Cumhurbaşkanımız o tarihte bize 7200 sözü verdiği için arabamı sattım. 17 ay önce emekli olmuş olsaydı bugün ödediğim primi ben çocuğumun okula giderken cebine harçlık olarak koyacaktım. EYT kapsamına alınmayan şartsız doğum borçlanması, 5000 prim ve kısmi emeklilik bekleyenler, askerlik borçlanması yapan, Bağkurlu'ya 7200 prim sözünü bekleyen, dertli çok, onlar emekleri yasaya takılanlar kendi deyimleriyle. Tam da 8 Eylül 1999'da çıkan yasayla mağdur olanlar. 25. yılında yine bir 8 Eylül günü Ankara'da haklarını aradılar. Her gün rüyamda, uykularımda bir gün emekliliğimi hayal ediyorum. Ama olur mu? Olmaz mı? Bilemiyorum. İnşallah ölmeden bu emekliliği görürüz. Uyuyamıyoruz ki. Gece 3-4 yatıyoruz, yatamıyoruz yani. Bu şekildeyiz. Gerçekten psikolojimiz çok bozuldu. Borçlular, işsizler, kırgınlar. Her şeyden önemlisi umutsuzlar. Şu an hem emekli olamıyoruz hem işsiziz. Ortada bırakılmış bir vaziyetteyiz. Kısmi emeklilik mağdurları gerçekten de perişan bir durumda. Günübirlik iş bulabilirsek geçimimize katkıda bulunabiliyoruz. İki tane çocuğumu 2022 yılında borçlanmıştım. 73 bin lira borçlandım. Borç var. Hem çalışamıyoruz. Çalışma sektörü içerisinde yaşlıyız. Emekli olmak için genciz. Artı devlete güvenerek borçlandık. Prim günlerimizin hakkı 5000 prim. Her yönden mağdur bir şekilde. Günleri sayıyorlar. Emekli olacakları günü iple çekiyorlar. Bunun için de seslerinin duyulmasını, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorlar. 2 senem ziyan oldu şu anda. 8 sene daha veriyor. Bana 10 sene zarar veriyor. Devlet büyüklerimden bu sorunu ivedilikle çözmelerini istiyorum. Değer mi değil mi? Milyonlarca insanı mutsuz etmeye. Mehmet Soylu Bey yazmış. Değer mi demiş. Bu ülkede cumhuriyeti korumak yoksulluğun kader olmadığını herkese tek tek anlatmak zor da olsa değer diye de bitirmiş. Evet, buna değer gerçekten de. Efendim, işte iktidarın yanlış politikalarının sebebini sürekli yurttaş ödüyor. Emekliler derseniz onlar en fazla. Ceza onlara kesiliyor maalesef ve orta vadeli programda görüyoruz ki delilercesine faiz ödeyecekmişiz. Peki, daha iyi yönetilseydik o faizi
ödemeyip o faizdeki parayı, faize vereceğimiz parayı emekliye verseydik bakın neler değişecekmiş. Buradan ayakkabımı alacak. Alacağız. Ucuzluğu geri olduğu için. Ucuzluğu. Evet. Ne kadar ayakkabılar? 25, 50, 100 emekliler yılı ya. 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Ucuz ayakkabı bulabilmek için çarşı pazar dolaşıyor emekliler. Geçim yükü omuzlarında, maaşları açlık sınırının çok altında. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın orta vadeli programına göre 2024 sonuna kadar iç ve dış borçlara yaklaşık 1,5 trilyon lira faiz ödenecek. Faize harcanan bu para emeklilere pay edilseydi ortalama emekli maaşı 21 bin liranın üzerinde olacaktı. Yüksek faizle biz ülkemizi ayağa kaldıramayız. Bizim zaten şu anda 20 bin liranın üstünde almamız lazımdı şimdiye kadar. Yani bize emeklere hepten öldürdüler. Ben bu yaşta gidip gece sabaha kadar bekçilik yapıyorum. Ne kadar maaş alıyorsun? 14 bin lira. Yetiyor mu? Ama ben de 17 bin lira ev kirası. İki oda bir salon. Yere bodrum, yere dışarıya bakıyor 17 bin lira. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Ve göreceksiniz enflasyonda faizle beraber düşecek. Faiz de düşmedi. Enflasyonda emekli maaşları aydan aya erirken devletin bütçesi hala faize akıyor. İç ve dış borçlara milyarlarca lira faiz ödeniyor. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomist. Vermiyorlar. Kendini düşünüyor. Herkes kendi cebini düşünüyor. Emekli kimse düşünen yok anneciğim. Zaten 15 milyar kira veriyoruz. Maaşlara zam gelmiyor. Maaşlar yok. 12,5 alıyoruz. Daha yeni oldu 12,5. Bir pazar günü ücretsiz olduğu için yine banklarda emekliler. Çünkü bir çay içmeye, bir simit almaya bütçeleri yetmiyor. Burada çekirdek çıtlayarak günlerini geçirmeye çalışıyorlar. Biz de yiyelim en iyisi. Nefesimiz bile bizim burada vergi veriyoruz. Şuraya da mı oturmayalım yavrum? Çekirdek yiyorum. Evet öyle yiyorum ama bir simit alamayacağım. İnanın alamayacağım. Üç kere bir simitin üzerine üç kere gidiyorum. Eşim diyor ki neden almadın? Diyorum ki Haydar düşündüm ekmek alırım onun yerine. Faize harcanan emekliye verilse 21.270 lira olacaktı ortalama maaş. O bile kiraya zor yetecekti ama en azından emekli yiyeceği simidin alacağı peynirin hesabını yapmayacaktı. Bir kilo peynir 300-400 lira. Bir kilo et 600 lira. Nasıl geçinebiliriz 10 milyonla? Ha şimdi 12 milyon etmiş. Çaya 5 ayda 3. kez zam geldi. Şu an zamlardan dolayı çayı elimiz titreye titreye koyuyoruz zaten. Önceden 3 kaşık attığım çayı şimdi 2 kaşığa indirdim. Cumhurbaşkanımız çayı sizlere ikram etmekte. Çay benim olmazsa olmazım. Zaten hayatımın tek parçası. Reisimizin attığı çayların peşindeyim. Bir kere aldım. O gün bugündür de bitmedi. Bugünün yarının fiyatı değişeceği için hiçbir zaman sabit bir fiyat yok. Yani bizim gene ekonomimiz gibi. Yarına ne olacağımız belli değil. Mayıs'ta %68, Temmuz'da %24 ve son zam %18. Çaykur yine zam yaptı çaya. Üçüncü zamla 5 ayda çay fiyatı toplam %146 artmış oldu. 1 kilo çayın fiyatı 262 liraya yükseldi. Sürekli bir fiyat artışı tüketiciyi de yoruyor. Biz üreticiyi de maalesef yoruyor ister istemez. Dünyada en çok çay tüketen bir toplumuz. Her anlamda her yerde bir çayımızın kaynadığını biliyoruz. Ama maalesef ki artık o da bir lükse girmeye başladı. Her gün zam geliyor. Artık bunu tutturamıyoruz. Yetişemiyoruz ki. Maaşlar yerinde sağ. Bit. Ama zamlar uçuyor. Uygulanan bu ekonomik modelin bizi nerelere götürdüğü malumunuz. Eskiden çok içerdik ama zamlardan sonra kısıyoruz artık yavaş yavaş. Gıda sektöründe geçişler yılda bir kere olurdu. 2 ayda bir, 3 ayda bir artık fiyatlarımızı güncellemek zorunda kalıyoruz. Yılda bir zam bile fazla geliyor tüketiciye ama artık devletin çayına 2 ayda bir geliyor zam. Tüketici ev alamadığı gibi dışarıda da hasret kalıyor çaya. 1 lira çay içebiliyordum. 30 lira 40 liradan başlıyor. 30 lira olan da var, 50 lira olan da var. Artık çay içmek lüks oldu. Önceden biliyordunuz çok. Her yerde mesela arkadaşlarımızı götürebiliyorduk, bir bardak çay ısmarlayabiliyorduk, bir tatlı ısmarlayabiliyorduk. Fakat şu an o durumda değiliz. Artık kendimiz bile içemiyoruz. Artık bir kafede oturup çay keyfi yapmakta zorluyor bütçeleri. Çaya 5 ayda tam 3 kez zam geldi. Nispeten daha uygun fiyatlı bir kafede bir bardak çay 30 liraya satılıyor. Çayda da zamların fiyatın sınırı kalmadı. Çay ve lüks kelimeleri yan yana kullanılır oldu. Bizim o lüksümüz yok. Biz öyle 30 liraya çay içebilecek bir lükse sahip değiliz.
Yani sonuçta 12.500 lira emekli maaşı alıyorum. Çocuk okula başlayacak. Ortalama 5.000 lira, 6.000 lira masrafı var. Yani nerede çay içeceğiz? İçemeyiz. Okullar açılıyor ve verilen sözler yine tutulmadı. İşte öğrenciye bir öğün yemeği çok gördüler. Annelerin görevi çok büyük. Çok zorlanıyorlar. Kimi gün işte kek istiyorlar, süt istiyorlar, meyve istiyorlar. Mevsimine göre salatalık, domates, peynir. Herki annenin var mı bütçesi bunların? Yok. Her annenin yok. Kredi kartlarıyla. Ekonomik krizden kredi kartları. Kaça gidiyor çocuklar? Biri ortaokul, biri 4. sınıf, biri de bu sene başlıyor. Daha bir sürü eksikleri var. Ne kadar tuttu? Vallahi şu ana kadar hemen bir 15-20 gitti yani. Nasıl veriyorsunuz? Yarı borçlanıyoruz. Yarı maaştan, yarı dosttan, yarı mesai. Öğrenciler heyecanlı, velilerse borçla başlıyor yeni eğitim yılına. Geçen yıla göre gıdadan kırtasiyeye masraflar katlandı, maaşlar eridi. Değişmeyense velilerin duyulmayan sesi. Bir eğitim yılı daha devlet okullarında ücretsiz öğün olmadan başlıyor. Velilerim ve derneklerim bir öğün ücretsiz beslenme ile ilgili talebi vardı. Resmi açıklamalarımızı zaten yapıyoruz. Kreşlerde de başlamamış ama. Müsaade edin, buyurun. Bakın şimdi... Programımız başka bir şey şimdi. Konuşalım. Zamanı gelince konuşacağız bunları. Aylar mevsimler geçti. Bu sorunun üstünden okullar kapandı, tatil bitti, zamanı gelmedi. Veliler hazırlamaları gereken beslenme çantalarıyla baş başa kaldı. Son günde alışverişe çıktılar ama sepetleri diledikleri gibi dolduramadılar. Çok çok iyi olacaktır. Birçok ihtiyaç sahibi aile de vardır. Bütün çocuklar adil olsun, eşit olsun hepsi. Devletimizin yerine getirmesi gereken bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. Okulda beslenme ne olacak? Durum ortada ablam, aslında çok bir şey söylemeye gerek yok yani bence. Siyasilerin hiçbirine inancımız yok. Ücretsiz yemekten umudu kesti veliler. Ancak masraflar bununla da bitmiyor. Bir de dolması gereken okul çantası var. Kıyafet alışverişi yaptık. Kuru boya, sulu boya, kalem, kalemlik, çanta, suluk. Peki masraflar ne kadar tuttu ortalama? Masraflar yaklaşık hepsi dahil 8-10 bin lira civarında tuttu. Kitaplar, defterler, kalemler ve çantalar. Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Çarşı pazar kalabalık. Kırtasiyelerde son alışveriş sürüyor. Öğrenciler heyecanlı ama aileleri kara kara düşünüyor. Çünkü okul demek masraf demek. Anneannesiyim. Neler aldınız? Pantol aldık, gömlek aldık, ne lazımsa onları aldık. 3 milyar tuttu. Siz heyecanlı mısınız? Heyecanlıyım tabii. Yarın da gideceğim okula. Evet. Siz mi aldınız? Ben aldım. Emekli misiniz? Emekliyim. Yetti mi maaşınız? Yok, yetmedi de yani. Yetmese de torun için alışverişteydi emekli Nazan Yirikoğlu. İlk ders zilinin çalmasıyla masraflar daha da artacak. Çünkü çocuklar eve ailelerin alması gereken ek listelerle dönecek. Masraflar zorladı mı? Yani ben öğretmenim, hani illaki zorladığı noktalar da olacaktır. Ama deseniz çok mu rahatız? Çok da rahat sayılmaz. Milli Eğitim Bakanı her şeye para buluyor, tarikatlara buluyor, cemaatlere buluyor. Dernek adı altında onlara milyonlarca para aktarıyor ama şu çocuklara bir öğün yemek için para bulamıyor. Yazık size, gerçekten çok yazık. Efendim şimdi gidelim üniversitelilerimize bir bakalım. Barınma sorunları giderek büyüyor. Aylık kira bazlı aynı odayı birkaç kişiye yurt şeklinde veriyorlar, normal evleri. Normal evde bir tuvalet var. 6-7 kişiye aynı evde bir tuvaletle bir şeyle kısıtlıyorlar. Evet, öğrenciler de mecbur kaldığı için oralara gidiyor. KYK herkese çıkmıyor çünkü. Hiç tanımadıkları, yeni tanıştıkları insanlarla eve çıkmak zorunda da kalıyorlar. 6 kişi balık istifi yaşamak da zorunda kalıyorlar. 3 kişi, 5 kişi, 6-7 kişi. Öğrenci evlerinde gençler bir eğitim yılını daha sıkışık odalarda geçirecek. KYK yurdu her öğrenciye çıkmadı. Özel yurtlar pahalı. Ya ev sahipleri daireleri birden fazla öğrenciye kiralıyor ya da öğrenciler pansiyonların yolunu tutuyor. Günümüzde insanlar kiraları karşılayamadığı için
Birçok kişi paylaşımlı evleri tercih ediyor. Bugün bulunduğumuz Bakırköy semtinde ortalama neredeyse bir bodrum daire bile 15 bin liradan başladığı için bodrum dairede oturmaktan ziyade en azından bir oda kiralar, maliyetimi de daha da düşürürüm diyen birçok öğrenci adayı mevcut. Öğrenciler özel yurtlarda daha pahalı kalmak yerine onları tercih ediyorlar. İlanlarda sürekli zaten paylaşılıyor. Odanın bir kısmını veriyorlar. İçerisine tuvalet ekliyorlar ya da ortak olarak kullanıyorlar. Bu şekilde paylaşıyorlar. Bir öğrenci bir ev kiralayayım dese bu zaten 100 bin liradan aşağı değil. Şartları da müsait olmayınca ne yapacak? Yani 15-20 bin liraya bir yer tutayım dese bir o kadar depozit verecek. Artı gidecek ikinci elden eşya alacak bilmem ne nakliyesi şusu busu vesaire. Eşyasıyla, depozitosuyla, ilk kirasıyla en az 100 bin lira tutuyor bir öğrenci ev kiralamak. Sonrasında da yüksek kiraları ödemek zorundalar. Buna bütçe yetmiyor. Gençler alternatif arıyor. Buranın şu andaki metrekaresine baktığınız zaman takribi bir 8-10 metrekare bir oda. Kişi sayısına baktığınız zaman da tabii yeri alandan hacimden kurtarmak için normalde 2 kişilik ama 3 kişilik de kullanılıyor. Daha makul oluyor çünkü özel yurt 10 bin liradan başlıyorsa o 7'ye 6'ya bulunabiliyor. İstanbul Bahçeli Evler'de öğrencilere paylaşımlı olarak kiralanan bu oda aslında 2 kişilik. Ranza ile birlikte kişi kapasitesi artırılmış. 3 kişilik bu odanın fiyatı 4500 lira. Ancak kişi sayısı arttıkça kira düşmüyor. Her öğrenciden 4500 lira alınıyor. Anne babalar da ortalama 25-30 bin olan kiraları ödemekte zorlandığı için artık çocuklarına paylaşımlı evlerde bir oda aramakta. Birçok mülk sahibi de kendi gelirini arttırmak için duyumlarımıza göre ranza şeklinde odalarını bölüp kiraya verenler var. Normalde 3 kişi olan bir daireyi 2'ye bölüp 6 kişiye kadar çıkarıyorlar. Öğrencinin kalacağı yeri ekonomik koşullar belirliyor. Normalde insanlar yurtta da işini görebilmeliydi ama şu an yurt kapasitelerinin yetersizliğinden böyle yollara da gidiliyor. Gerçekten tercih meselesi değil. Yani o an bütçeniz ona yetiyor ve onu seçiyorsunuz. Birçok insan zayıflamak için çok şey yapıyor ama lütfen zayıflamak uğruna ikinci el ilaç kullanmayın. Kilosu fazla olan dışında yani 2-3 kilo için bile kullananlar var. Bilinçsizce kullanıp hastaneye yatırılanlar var. Baş dönmesi, soğuk terler dökme. Bu ilaçlar oldukça kuvvetli, etkin olan ilaçlar. Bunlar kullanıldığında ölümcül zararlar verebilir hastaya. Ondan benim arkadaşım kullandı ve şu anda tedavi içinde. İç organları, ciğere, böreğe her şeye zarar verdi onu. Doktor kontrolünde diyabet hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar ikinci el alışveriş sitelerinde zayıflama ürünü olarak satılıyor. Tehlike katlanıyor. Moskova'da ondan ölen kızlar var. Benim kız arkadaşım eskiden şeker hastalığı yok idi. Şu anda şeker hastalığı çıktı ortaya. Biz de duyuyoruz hastaların internetten birbirinden aldığını. Akut böbrek yetersizliğine, akut karaciğer yetersizliğine bile girebilirsiniz. Kullandım ama çok önceleri. Mantıklı bulmuyorum. Etkisi olmadı. Yani geri dönüşü kullananlara daha kötü olacağını düşünüyorum. Kulaktan kulağa yayıldı. Şeker hastalarının kullandığı bazı iğneler hızla kilo vermek için bilinçsizce kullanılmaya başlandı. Oysa tüm ilaçlar gibi doktor kontrolünde kullanılması şart. Üstelik aldığı ürünü bitiremeyenler geri kalanını internetten satmaya çalışıyor. Ya da yurt dışından getirenler kara borsa oluşturuyor. Bu hayati riski artırıyor. Çünkü soğuk zincir bozuluyor. Bir takım başka ülkelerden alarak getirterek kullanabiliyorlar ya da depolayabiliyorlar. Dolayısıyla bu soğuk zinciri kırıldığı zaman zaten etkinliği azalıyor ve yan etkisi artıyor. Çevremde etrafımda kullanan arkadaşlarım oldu. Ama bunun bir sağlıklı olmadığını gördük. Bu yıl daha fazla kilo aldılar. Bilinçli tüketici almıyor ilaçları. Ancak gençler için tehlike büyük. Bu yüzden denetim şart diyor uzmanlar. Bunun önüne geçilmesinin tek yolunun gene reçeteyle, belirli hekimlerin reçetesiyle yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığın da bunu denetlemesi lazım tabii ki. Denetim mekanizmaları iyi çalışmalı, yasaklanmalı. Bence hepsi denetimsizlikten kaynaklanıyor. Süper tayfun kabusu yaşanıyor. Motosikletler devrildi. Sürücüleri emekleyerek kurtulmaya çalıştı. Yagi, Filipinler, Çin ve Vietnam'dan sonra şimdi de Tayvan'ı vurdu. Bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybetti. Süper tayfun olarak nitelenen Yagi, etkili olduğu bölgelerde taş üstünde taş bırakmadı. En ağır hasarı verdiği Filipinler'de 16, Vietnam'da 8 kişinin ölümüne neden oldu. Hızı zaman zaman saatte 235 kilometreye kadar çıktı.
Çin'de 3 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi yaralandı. Ülkede ulaşım neredeyse tamamen durdu. İnsanlar sokakta ayakta durmakta zorlandı. Kıyı kasabalarında yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken yetkililer binlerce ağacın devrildiğini söyledi. Yagi'nin hızını azaltmadan önce son durağı Tayvan oldu. 4 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. Okullar tatil edildi, ev ve iş yerlerinin camları parçalandı, evlerin çatıları uçtu. Bu mazot fiyatlarıyla çiftçilik yapılabilir mi? Çok çalışıyoruz, geçinebiliyor muyuz? Kendi hükümetinin eliyle böyle şeylere maruz kalıyor. Bütçedeki para kimin? Bizim paramız. Başlıyoruz. Selçuk Tepeli ile ana haber İlker Karagöz'e Çalar Saat NAV Haber yeni yayın dönemini 9 Eylül'de açıyor. Sessiz çoğunluğun sesi. NAV Haber benim sesimdir. NAV Haber benim gerçekçim. Ondan vazgeçmem. NAV Haber yeni sezonda da bildiğiniz gibi yine ses olacak, yine göz. Ekranda yine sadece gerçek sorunlar olacak. NAV Haber benim için... NAV Haber bizim için özgürlüktür. Çok harbici, çok seviyorum. NAV Haber memleket demek. İzleyicimiz ne güzel özetlemiş. NAV Haber memleket demek. NAV Haber kısılmaya çalışılan sokağın sesi. NAV Haber sorulamayanı soran, konuşulamayanı konuşan ve çekilemeyeni çeken habercilerin adresi. Yeni yayın dönemi yarın başlıyor. Ben de hatırlatma yapayım tekrar. Yarın sabah 7.30'da Zafer Söken'le ilk bakış var. 8'de İlker Karagöz'de Çalar Saat efendim. Kaçırmayınız. Şimdi reklam zamanı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Sizlere güzel bir hafta diliyorum. Umarım yeniden buluşuncaya dek yüzünüzü güldüren güzel haberler alırsınız. Hoşça kalın. Her köşesi cennetin ezilir ya.